Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sempozyumumuzun üçüncü oturumunda konu başlığımız engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadelede eğitimin rolü olacak. Bu oturumda moderatörlüğü ben yapacağım. Ben Aşkın Önsal, sosyal bilgiler öğretmeniyim. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Araştırmaları Biriminin yürüttüğü eğitim ortamında ayrımcılıkla mücadele çalışmasında son iki yıldır bir katılımcı olarak bulunuyorum. Bugünkü sempozyumda her konuşmacının 20 dakikası olacak. Arkasından bir soru-cevap bölümümüz olacak. Sorularınızı o bölümde ve katkılarınızı o bölümde alacağız. Konuşmanın başlangıcında yani sempozyumun başlangıcında birinci konuşmacımız Volkan Yılmaz. Kendisine sözü vermeden önce kısaca tanıtmak istiyorum. Ee, Volkan Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinden yüksek yani lisansını bitirmiş. Ee, arkasından doktorasını Leeds Üniversitesi'nde Siyasal ve Uluslararası Çalışmalar bölümünde tamamlamıştır. 2012 yılından bu yana Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde görev almaktadır. Ee, konuşmasının başlığı, Engellileşen yoksulluk ve yoksullaşan engelliler eğitim bu çemberi nasıl kıl kılabilir olacak? Merhabalar. Başlığım gerçekten güzel, etkileyici görünüyor değil mi? <laughs> Başlıklar böyle etkiler yaratıyor insanın üzerinde. Şimdi onun altını doldurmak biraz tabii zor olacak. Evet. Öncelikle seç bir ekibine teşekkürler. Yani engellik alanında çalışan insanları bir arada tutma çabasını gösterdikleri için bu sene başımızda boza pişirdiler ve iyi oldu. Hani yoksa bu kadar insanı bu alanda hala güncel olarak tutabilmek pek mümkün olmuyor. Şimdi benim anlatacağım şey aslında doğrudan eğitimle ilişkili olmayacak ama eğitimin toplumsal hayatımızdaki yeri ve onu çevreleyen faktörlerle ilişkili olacak. Ondan sonra Hande Hoca ve e, Engin konuşmaya devam edecekler. Doğrudan eğitim alanında. Şimdi ben engellilik meselesini çalışmaya başladığımda e, sosyal politika alanında çalışıyordum. Dolayısıyla biraz ekonomik adaletsizlikler ve tanınma adaletsizlikleri dediğimiz yani engellilikte olduğu gibi işte bir takım toplumsal farklılıkların tanınıp tanınmadığı, reddedilip edilmediği ve bunun ekonomik adaletsizliklere yol açıp açmadığı meselesi üzerinden çalışmaya başlamıştım. E, o dönem işte siyasal kuramda Nancy Fraser feminist bir e, kuramcıdır. Onun yaklaşımını çok faydalı bulmuştum. Onun yaklaşımı da şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki içinde bulunduğumuz dünyada aslında adaletsizlikleri iki kökenden kaynaklı adaletsizliklerin iki kökenden kaynaklandığını söyleyebiliriz diyor. Bir tanesi doğrudan sınıf ilişkilerinden kaynaklanan yani ekonomik adaletsizlik temelli adaletsizlikler, ekonomik sistem temelli adaletsizlikler. Bir kısmı da diyor o kültürel, sosyal, toplumsal olarak açıklıyor bunu. Farklılıkların reddinden kaynaklanan ya da farklılıkları yanlış bir şekilde tanımaktan kaynaklanan bir takım adaletsizlikler ortaya çıkıyor diyor. Ben engellilik alanında bunun eee Engelliliğin bir toplumsal farklılık, insanlığın bir varoluş biçimi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun da tanınmadığı ortamlarda Türkiye gibi birçok topl yani birçok toplum gibi içinde yaşadığımız sağlamcı ideolojinin hakimiyetinin hem politik alanda hem de sosyal hayatın içerisinde gerçekten sağlam durduğu bir ülkede e, bunun ciddi ekonomik adaletsizliklere de yol açtığını hatırlatmak istiyorum. Biraz o bağlantıyı kurmaya çalışacağım konuşmamda. Şimdi bu bağlamda da eğitim meselesi aslında içinde yaşadığımız bu ekonomik sistemle hayli entegre bir biçimde ele alınıyor. Yani performans temelli bir eğitim sistemimiz var hatta bursları düşünün daha daha iyi notlar alanın daha çok burs alabildiği bir eğitim sistemi. Giderek daha fazla işte istihdama entegre bir eğitim sistemi içerisindeyiz. Hani bu içinde bulunduğumuz Bilgi Üniversitesi'nin dönüşümü de <laughs> biraz böyle bir dönüşüm. İşte Mühendislik fakülteleri açılıyor. Onun kontenjanları artıyor. Sosyal bilimler biraz daha dar bir alana çekilmek durumunda bırakılıyor. Yakın zamanda duymuşsunuzdur Japonya'daki e, bu sosyal bilimler bölümlerinin yavaş yavaş kapatılmasına yönelik tavsiyeleri başbakanlık düzeyinde üniversitelere gelmiş olan. Bunların tümünü düşünmemiz lazım ya nasıl bir yere doğru gidiyor. Bunun ben doğrudan e, hani kapitalizmle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani hem e, ekonomik dünyanın gidişatı bu büyüme temelli ekonomik yaklaşımın doğrudan hayatlarımıza etkisi var. Çalıştığımız alanlara, o alanların hangisinin makbul olup hangisinin olmayacağına filan. Dolayısıyla aslında eğitimi tartışırken de ben biraz farklılıklarla eşitlik temelinde bir arada yaşamı kuracağımız bir alan olarak eğitimi hayal etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda da hani engelliğin bir toplumsal farklılık olarak nasıl bu bir arada yaşamın içerisinde eritilebileceği meselesinde önemli görüyorum eğitimi. Bir diğer mesele de <laughs> eğitimin, eğitim kurumlarının bir sosyal refah alanı olarak görülmesi. Bu da yani yine artık hani unutmaya başladığımız bir yaklaşım ama uzun yıllar aslında eğitim toplumsal hareketliliğin temeli olarak görülüyor toplumlarda. Yani bu ne demek? İşte bizdeki hani Anadolu liseleri modelini hatırlarsanız sınıf atlamanın da bir yolu olarak aslında kamusal eğitim sınıfsal pozisyonları değiştirebilme ihtimali veren bir alan olarak görülüyor. Ama içinde yaşadığımız dönemde işte içinde de bulunduğumuz Vakıf Üniversitesi'nde bu çok hani ya giderek kısıtlanan bir alana dönüşüyor. Yalnızca artık burslarla bahsedebiliyoruz eğitimde toplumsal hareketliliğe, eğitimin Yol, yol verebileceği tek alan burslar oluyor. Burslarda tamamen performansa dayalı falan falan. Ee, burada tabii ki eğitimin de giderek hani piyasaya entegre olduğu bir model e, oluşmaya başlıyor. Bunun sonucunda <laughs> nasıl bir şeyle karşılaşıyoruz engellik alanında diye düşünürsek e, her iki hani hem tanınma adaletsizliği hem de ekonomik adaletsizlikler... hem de eğitimin böyle bir yere gidiyor olması. Aslında hani Hande Hoca'nın 2010'da verdiği bir rakamdı çalışmasında. Yüksek öğretimde engelli öğrenci oranı 0.13. Hala herhalde çok Biraz değişmiş Biraz arttı değil. çünkü daha iyi tanınır hale geldi falan. Evet. 0.18. Ya yani. işte İşte şeyde... Sessiz <laughs> Sessiz devrim. <Sessiz. gülüyor> <laughs> e, 0.18 olmuş. Şimdi yani 2002'deki işte tek bu Türkiye'deki engellilik verisine ulaşabildiğimiz devletin araştırmasında bu yaş grubunda yani üniversitede olmasını bekleyeceğimiz yaş grubunda engellilik oranı 2.5 gibi görünüyor. Kısıtlı tanımlanmış engellik hani kronik hastalıklar dahil değil. 2.5 gibi görünüyor. Şimdi burada zaten sistematik bir durum olduğunu, hani sadece bu veriye bakarak bile söyleyebiliriz. Yani eğitimle ilgili eminim daha önce konuşulmuştur sabah. Yoktum ama yani öğrenciler işte ilk öğretime katılım oranları yükseliyor ama orta öğretimde hala kopma ciddi biçiminde devam ediyor. Engelli öğrenciler bir biçimde eğitimden kopmak durumunda kalıyorlar. Şimdi burada genelde tartışma doğrudan şeye. Ee, tartışma genellikle eğitimin kalitesizliği, eğitimde kaynaştırmanın olup olmadığı temelinde yapılıyor ama ben diyorum ki bu önemli çok ciddi bir mesele olmakla beraber biraz eğitimi çevreleyen sosyal alana da bakmamız lazım. Bu bağlamda sosyal politika bize şunu gösteriyor. Sosyal politika literatüründeki engellilik çalışmaları bir yoksulluların engellileştiğini söylüyor. Yani bu halk sağlığı literatürü özellikle söylüyor bunu. Ne demek? Bu işte mesela yoksulların çalışma koşulları o e, ya da işte temiz suya erişimleri, gıdayla ilişkileri vesaire tüm o eşitsizlikler aslında yoksulların daha sık engelli olmalarını beraberinde getiriyor diyor. Bu bir hani şey e, böyle bir eşitsizlik meselesi var işte çalışma koşullarından kaynaklanan iş kazaları vesaire gibi. Bir diğer mesele de engellilerin yoksullaşması yani engelli olan kişinin e, engelli olmadığı duruma oranla daha e, az hayat şansı olmasına mukabil aslında engellerin giderek yoksullaştı bunu da hani şeyden eğitim verilerinden düşünelim işte orta öğretimde ayrılmak zorunda olan büyük bir çoğunluğu düşünelim işte üniversiteye katılımda 0.18 gibi bir orandan bahsediyoruz bunun doğrudan iş piyasasındaki şanslarıyla insanların alakası var burada hani sistematik bir yoksullaşma ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bu da e, bize aslında gelir dağılımı adaletsizliği işte şeyin e, iş gücü piyasasının rekabetçi hali ve bu rekabetin performans üzerine dayanıyor olması durumunun aslında engellilerin sosyal içermesinin önünde ciddi bir engel olduğunu öğretiyor diye düşünüyorum. Bu tabii biraz bahsettiğim hani şey bahsetmesi kolay ama hani e, ne yapalım deseniz hani işte devrim mi yapsak noktasına gelinebilecek bir tartışma biliyorum. Ama bunu unutmamak da gerektiğini düşünüyorum. Yani bütün bu şu anda mesela Avrupa Birliği'nin ...engellik alanındaki sosyal içerme stratejisi engellilikle ilgili tamamıyla istihdam üzerine kurulu. Tamam çalışma hakkı, çalışma hayatındaki ayrımcılıkla mücadele önemli olmakla beraber ben de diyorum ki acaba bu bütün engellileri kapsayabilecek bir içerme stratejisi olarak düşünülebilir mi düşünülemez mi? Bunu e, çünkü bu çalışma hayatını kendisini de düşünmemizi, yeniden düşünmemizi beraberine getiriyor. Biz işte bir araştırma yapmıştık şeyde. Sabancı Üniversitesi'nin bir kapsamlı bir engelli raporu çıkmıştı. Engelsiz Türkiye için yolun neresindeyiz falan diye hani <laughs> neresindeyiz? İçine <O gülüyor> <var mı? gülüyor> sonra o araştırmada biz Burcu Yakut Çakar'la Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünden arkadaşım onunla istihdam alanına bakmıştık şeylerle görüşmüştük. Ee, i̇nsan kaynaklarıyla birçok e, uluslararası ve ulusal e, büyük ölçekli firmanın insan kaynakları müdürleriyle çok ilginçti ve yani çarpıcı gelmişti bana o araştırmadaki görüşmeler. Bir uluslararası firmanın e, Boğaziçi Üniversitesi mezunu işte şey bir İnsan ee, insan kaynakları müdürüyle görüştük. Ondan sonra e, diyor o şeyi anlatıyordu uzun uzun. Yani engellilikle ve her türlü farklılığa yönelik ayrımcılıkla mücadele ettiklerini bununla ilgili sürekli hizmet içi eğitimler 6 ayda bir bütün personele filan 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 böyle. Biliyorsunuz bizde bir asgari çalıştırma yükümlülüğü var yasal olarak 1970'lerden beri gelen işte %3 oranında 50 ve üzeri işi çalıştıran özel sektör e, firm işte şirketlerinde. Biz de tabii çok güzel dinledik falan işte ee, dedik yani farkındalığınız gerçekten heyecan verici ne kadar yani kaç kişi çalışıyor engelli hiç engelli çalışmıyor. Yani adını vermeyeceğim şimdi firmanın hani şey sosyal bilimler etiği gereği ama gerçekten devasa bir firma Türkiye'de ve hani bu kadar farkındalık eğitimi yapan bir firmanın hani yasal bir zorunluluk olan şeye bile uymayacak kadar engelli çalıştırmaması bana çok semptomatik geldi. Yani çünkü firmanın bütün çalışma stratejisi o şey üzerine kurulu. İnanılmaz bir performans mantığı üzerine kuruldu. ve de tabii ciddi bir hani statü beklentisi şeyi de var. Şöyle diyor. Dedim ki peki hani hiç mi başvuru yok? Yani olabilir mi böyle bir şey? Niye hani çalıştırmıyorsunuz? Çünkü dedi bizde e, tamamen bir fırsat eşitliği var. E, başvuru sürecinde fırsat eşitliğinden kastı hani herkes aynı süreçlerden geçecek. Bir tane Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun bir arkadaşımız başvurmuştu. Onu son aşamada elemek zorunda kaldık. Diyor. Yedi aşamalı filan işe alım süreci diye düşünün. Hani Türkiye'de bir engelli öğrencinin Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olup bir ulus ötesi firmaya başvurabilecek olma olasılığını düşünün. Bu anlattığım hikayede. Yani aslında bir mucizeyle karşı karşıyalar bence. Ve onu hani son aşamada elemek ona da aslında haksızlık yapmamak demek diye görüyor. Yani biraz o hani çünkü neden eğer ona hani pozitif ayrımcılık uygularsa bu aslında hak etmediği orada çalışmayı hak etmediği halde orada olacağı falan yani o hak etme kriterlerinin aslında çok kapitalist ahlak tarafından kurgulanmış olduğunu hani biraz şey yapmaya çalışıyorum altını çizmeye çalışıyorum o anlamda bu hani ayrımcılık karşıtı yaklaşımın her zaman sosyal politika yaklaşımıyla bence beraber düşünülmesi bu bağlamda önemli. Çünkü o çalışma hayatının nasıl kurgulandığı işte standartlaşma bütün riskin işçilerin üzerine geçmiş olması filan yani içinde yaşadığımız dönemde şeyi beraberinde getiriyor. Bunu kapitalizmin ilk dönemi için anlatan araştırmacılar var işte Mike Oliver diye biri var Michael Oliver o işte politics of disablement engellileştirme politikası diyebiliriz. O kitabında şeyi anlatıyor. Bu standart üretime sanayi tipi üretime geçirdiğini... nasıl otomatik olarak birçok engelli grubun istihdamın dışına itildiğini anlatıyor. Çünkü hani orada o şeyin başında yer yok no normal olmayan hiç kimseye tırnak içinde. Ee, burada eğitim e, peki bu ilişkide nerede durabilir diye düşündüğümde bana şey anlamlı geliyor. Eğitimi de bir hani performans budalası haline getirmeden gerçekten bir toplumsal içerme alanı olarak düşünerek, sosyal refah alanı olarak düşünerek, bir toplumsal bütünleşme alanı olarak düşünerek yani şey gibi Durkheim'dan yüzyıllar sonra yeniden toplumsal bütünleşme demeye başladık ama toplumsal bütünleşme alanı olarak düşünerek buna yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Ee, burada hani eğitimcilerin belki genel olarak hani engellilik politikası yapılırken biraz bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani bir çocuğu okulda tutmanın aynı zamanda okula devam etmesini sağlamanın bir de okuldan eşit fayda görmesini sağlamanın bir takım maddi koşulları var. Yani bu ailelerin üzerindeki işte ya da çocuk hani hangi hanede yaşıyorsa o haneler üzerindeki yoksulluk riskinin biraz azaltılması bununla bağlantılı olarak işte bir takım bakım desteklerinin verilmesi kişisel asistanlık desteklerinin verilmesi ve bunların kamusal olarak sağlanabiliyor olması ancak eğitimden maksimum fayda elde etmesini öğrencilerin beraberinde getirir diye düşünüyorum. Biz Sivil e, Toplum Çalışmaları Merkezi'nde bilgide bir şey çalışması yapıyoruz, kamu harcamalarını izliyoruz. Orada Nurhanyen Türk'le beraber ekonomi bölümünden şeye de baktık. Engellilik alanındaki işte kamu harcamalarının gidişatına. Orada da şey var. Sessiz devrim. <laughs> 0.18'lerden işte 0.52'lere gelmiş durumda 2013 yılında. Yani toplam paramızın 0.52'sini bu işe ayırıyoruz. Bu yani komik bir rakam herhalde açık ki hani önem arz ettiği şeye olarak bakarsak. Dolayısıyla Türkiye'nin buna harcayacak parası var aslında. E, yalnız bununla ilgili bir siyasi irade yok. E, bu siyasi iradeyi de yaratmak herhalde bizim hani bu alanda çalışan aktivistler işte akademisyenler falan bunu sürekli sürekli böyle şey gibi söylememiz de olacak diye umut ediyorum. Bu bağlamda bir de eğitim bana şey açısından önemli geliyor. Burada gençlik çalışmaları biriminde biz gençlerin siyasete katılımıyla ilgili bir şeyler yapıyoruz. Orada gördüğümüz sistematik şeylerden biri aslında siyasete katılımın da ciddi biçimde sınıfsal olduğu yani sosyoekonomik statü yükseldikçe siyasete katılım aktif katılım oy verme dışındaki katılım biçimleri de artıyor dolayısıyla hani engelliler adına engellilerin söz söyleyeceği bir sivil toplum ortamını yaratmak için dahi aslında bütün bu bahsettiğim hani eğitimsel kazanımların arttırılması engelli toplumu içerisinde filan bunların hepsinin doğrudan aslında siyasi sözü yükseltebilecek e, alanı açmak Türkiye'de de anlamına geldiğini. E, düşünüyorum. Bu bağlamda da eğitim bana önemli görünüyor. E, şimdilik benim söyleyeceklerim bu. Daha sonra tartışma kısmında devam ederiz. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Paylaşımı için Volkan hocamıza teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi sıradaki başlığımız e, Beş Temel Ülke Çerçevesinde Eğitimde Erişilebilirlik başlığı ve bu başlıkta bizimle Engin Yılmaz e, paylaşımda bulunacak. Ben kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji Bölümlerinden lisans eğitimini tamamlıyor Engin Yılmaz. Aynı üniversitede Bilissel Psikoloji'de yüksek lisansını yetişkin eğitimi alanında tamamlıyor. 2007 yılından bu yana Getem'de direktör olarak görev yapıyor ve Sesli Betimleme Derneği'nde de başkanlık çalışmasını yürütüyor. Aynı zamanda Engelsiz Erişim derneğinde. Aynı zamanda Engelsiz Erişim Derneği'ndedir. Merhaba herkese. Mikrofonum ee, olacak mı böyle bir konuşma? Ben şurada. Sağ tamam. Var hocam mikrofonunuz. Tamam. Tekrar merhaba. Ee, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Önce öyle söyleyerek başlayayım. Ee, bugün aslında bizim 2010 yılında e, engelli öğrencilerin üniversitelerden beklentileri adlı bir raporlaştırdığımız bir e, sunumda ortaya çıkan beş temel ilkenin eğitimde özellikle bugün biraz daha orta öğretime uyarlandığında nelerle karşılaştığımızı anlatmak için buradayım. Bunun nasıl ortaya çıktığıyla başlamamız lazım öncelikle. Öncelikle ben katı bir sosyal modelci bir insan olarak yani engelliye o noktadan bakan biri olarak. E, temelde sosyal modele şöyle bir eleştiri var yani bireyi fazla yok sayıyor yani bireyin kendi ihtiyaçlarını gibi şeyler çok gelir ama şu unutulur hep sosyal model de aslında direkt e, akademiyle doğmuyor ilk başta e, direkt fiziksel engellilerin e, ve diğer engellilerin ortaya çıkıp ya bu ayrıştırma nereye kadar diye demeleriyle ortaya çıkıyor. O uzman modeline, o geleneksel modeli. Hatta 1976'da e, İngiltere'de UPIAS diye bir şey e, ortaya çıkar. Union of Physically Impaired People Against Segregation. Yani ayrış ayrımcılığa karşı, ayrı e, izolasyona karşı fiziksel engeller birliği. Onların bir beyannamesi çok önemlidir e, çıkışında. Daha sonra Oliver ve diğerleri bunu daha teorik bir boyuta akademik havaya getirir ama önemli olan engellilerin de artık söz söyleme, kendi kaderleriyle ilgili söz söyleme, var olma ve politik hale getirme noktasıyla ortaya çıkıyor. Aslında biz de ortaya çıkardığımız bu ilkeler doğrudan engelli öğrencilerin bir araya gelip, ...internet teknolojisini de kullanıp bir araya gelip ortaya çıkarttığı raporlarla oldu o dönemlerde. Ve bu raporlar doğrultusunda üniversitelerde belli kazanımların elde edilmesinde önemli bir basamak oldu. Ha, her şey başarıldı mı? olma Başarılmadı tabii ama en azından engelli öğrenciler eskisine göre daha fazla... ...onlara daha fazla söz hakkı veriliyor diyelim yani bundan bahsetmemiz lazım. Ee, peki neydi bunlar? Biz bunu beş temel ilkeyi şöyle sıraladık. Karar mekanizmalarına dahil edilme, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele, tecritle mücadele ve bir arada eğitim, erişilebilirlik ve engelsiz eğitim ve bireysel farklılıklara saygı şeklinde ee, bunları sıraladık arkadaşlar. Bir saniye burada bir şey yapacağım ama ha, şunu kendim için... Ee, Şimdi burada e, bu ilkeleri ben kısaca anlatacağım bu sınıfta. Birincisi karar mekanizmalarına dahil etme. Yani kendi kaderlerimizi biraz önce Volkan hocamız da zaten bahsetti. Engellilerin engeller adına olan yerlerde söz söylemesi aslında temel olarak şey. Nothing about us without us e, önemli bir slogandır. Biz olmadan bizim için asla gibi şeklinde oluyor. E, ve burada e, biz bunu üniversitelerde özellikle o dönem dile getirdik. Çünkü... Ee, çalıştaylar oluyordu o dönemlerde ve o çalıştaylarda bir bakıyorsunuz engelli öğrenci yok yani engeller için yapılan çalıştaylarda engelli öğrenci yok engeller için bir, bir iki uzmanın karar verdiği durumlar ortaya çıkıyor ee, en temel bizim yaşadığımız sorun buydu ben bugün farklı bir şey yaptım bunları yaparken bir tez yazıyorum ben bu aralar, hala bitemeyen tez. O tezde engellilik algısı, kişilerin engellilik algısı ve onu etkileyen faktörler ve bunun olası sonuçları üzerine. Yani biraz önce konuşulan şeyi o yüzden hani orada da sözde dile getirmiştim. Engelliler de sağlamcılığı içselleştirebiliyor aslında. Kim içselleştiriyor, kim içselleştirmiyor, niye içselleştiriyor? Aslında bunları sorgulayan bir tezdi Konuyla çok alakalı değildi ama eğitime çok baktık özellikle köylü görmeyenler arasında yaptığımız için körler okullarının etkisi diğer okulların etkisi ve burada bu ilkeleri temel alan veya doğrudan bu ilkeleri ihlal eden bazı yaklaşımlar vardı ben biraz onları da tezimdeki bazı görüşmelerden tabii ki burada kullanacağım isimler takma isimler oradan örneklerle size anlatmak istedim. Mesela bir tanesi köyler okulunda yaşanan bir olay. Dursun diye bir e, takma kullandığımız kişi. Diyor ki bakın şöyle diyor hemen okuyalım. Çay ocağı denilen bir ocak vardı. Çay ocağına gider. Hoca o gün kaç bardak çay öngörürse size o kadar içerdiniz. Ve çaycının inisiyatifi doğrultusunda şeker atabilirdiniz. Birse bir, ikise iki fazla atamazsınız balkona çıkmak gören ve büyüklerin işiydi. Orada bir balkon vardı. Ayrıcalıklı balkona çıkamazsınız. Şöyle çıkamazsınız. Tutulurduk. Kapı açıktı. Mesela kapı önünde herkes çık demeyi beklerdi. Mesela çık demesini beklerdik. Çık denmezdi büyük çoğunlukla. Yani e, köyler okullarında ve yatılı okullarda bir sürü şey yaşanıyor bunun gibi. Hani insanlığa da şey olan ama insanların neyi ne kadar yapıp yapamayacağına, ve başka şeylere ciddi karar mekanizmalarına dahil edilen e, noktalar oluyor. Bunlar e, çok ciddi travmalarda yaratıyor arkadaşlar. O yüzden biz şunu söyleyebiliriz. Liselerde, ilkokullarda, ortaokullarda öğretmen arkadaşlar da var burada. Engelli birinin neyi nasıl yapacağını ona sormadan kendi başınıza karar vermeyin. Bu bireysel olarak da böyle. Tabii ki örgütsel olarak da böyle buradaki tezimde benim bireysel şeylere gördüm, örgütsel şey e, noktalara o e, raporumuzda daha çok değindik ama bireysel olarak kişilerin neyi ne kadar yapmak istediği çok önemli. Engelli'nin görüşü almadan onunla ilgili sadece uzman bakış açısıyla bir şeylerin belirlenmesi ciddi bir sorun oluyor. İkinci şey ayrımcılıkla mücadele ikinci ilkemiz. Bu bu e, Zaten bugün çok konuşuldu. Ayrımcılığın ne olduğunu biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin tanımları var. Ama burada ayrımcılık ciddi anlamda engelliler açısından da hala yaşanıyor. Yani üniversitelerde bir sürü bölüme giremiyoruz mesela. Bir sürü bölüm altyapımız yok yalanıyla sizi almak istemiyor. Bir sürü dersten muhaf edilmeye çalışıyorsunuz. Ama bu bir tek üniversitelerde yaşanmıyor. Bakın. Başka nerelerde yaşanıyor? Mesela yine bir, ee, mesela Kadir bir örnek anlatıyor. E, mesela ben XX çeşinde beni hiçbir liseye almadılar diyor. E, ve Y ilçesinde de almadılar. XX şehrindeki bir liseye başvurdum. Ondan önce normal karşılıyordum aslında. Ya tabii ki olur. Kör adamı alıp ne yapacaklar diyordum. Karşı çıkmayı da öğrenmeye başladım yani. Eşit davranılmaması olayından rahatsız oluyordum. ...diye giden bir söz var... ...ve meslek lisesine başvuruyor... ...orada da almıyorlar... ...hala bu mesela Kadir daha eski bir jenerasyonda... ...ama yeni jenerasyonda da hala... ...geçen getemi biri aradı... ...galiba Diyarbakır'daydı Levent bilecektir... ...o almıyorlar yani almamak için uğraşıyorlar... E, ...benzeri bir nokta var... ...ayrımcılıkla ilgili daha baştan... ...giremiyorsunuz arkadaşlar... ...diyelim ki girdiniz... E, ...başka şeyler de oluyor... ...Damla başka bir örnek... E, ...annesi bunu okuluna kaydettiriyor... Diploma bakıyor ve onu siper liseye kaydetmek istemiş. Ama kör olduğunu söyleyince bir anda işte bizim derslerimiz sana uygun değil. Yeterince tabanımız yok gibi şeylerle. Hani programlarımız çok yoğun benzeri noktalarla. Onu nasıl normal lise yani hak ettiği halde gidememesi yaşanıyor. Bir öğrencimiz yine şey demişti tezim kapsamında. Ben ilk kez ayrımcılığı şey bando takımına çok iyi çey çaldığım halde, trompet çaldığım halde dördüncü sınıfta bilmediğim bir nedenle hocam beni bando takımına almamıştı estetik kaygılarla. O sağlamcı bakış, o da temsil edecek ya. E, çok ilginç bir şey aklıma geldi, şimdi geldi. Birkaç yıl önce Çinde olimpiyatlar düzenlenmişti ya, olimpiyatlardaki konuşan kişi Mesela şarkı söyleyen başka biriymiş e, ama bedeni görünen başka biri Çünkü o güzel değilmiş şarkı söyleyen. Çirkin diye başka birine şarkı söyletmişlerdi. Hatırlıyor musunuz bu olayı bilmiyorum ama. Yani bu kadar ciddi sağlamcı bakış açısı çok işimize işliyor maalesef. E, o yüzden bizim her şeyden önce bir de burada şunu da belirtmem lazım. Bir tek e, ayrımcılığı negatif olarak düşünmeyin. Biraz önce bence İdil Hocam çok güzel bir kavram kullandı. Hani, hukuki menfaat dedi yani o bir hak değil derslerden muaf tutulmak ve benzeri şeyler de aman ya geçsin. Aslında her yapışanan kişilere verilen muafiyet ya da sen bunu yapma zaten denmesi o alandaki gelişime vurulan en büyük balta. O yüzden çok ciddi düşünmemiz lazım bu noktaları da. Eşitlik her anlamda önemli arkadaşlar. Ee, peki Üçüncü ilkemiz ne? Tecritle mücadele ve bir arada eğitim. Ee, burada iki şey var. Biri zaten ayrı okullar, kö e, dedim ya e, her olanda sağlanmaya çalışıyor eğitimde. Ayrı okullar olmasa bile var olan bir de ayrı aynı sınıfın içinde kişileri yan yana oturtmak da var. Veya aynı okulda alt sınıflar açmak da var. Bu aksine daha da beter etkiliyor kişilerin e, yaşadığı ayrımcılığı e, ve kişileri daha da sınırlıyor. Mesela köyler okulunda okuyan bir katılımcımız ne demiş arkadaşlar? Şöyle ona okuyorum. Şahin şunu diyor. Yaşama bir nehir yatağı kendimi de o nehir yatağında akan bir su kütlesi olarak kabul edersem, köyler okulu o nehir yatağında beni belli bir yöne atmaya zorlayan bir virajlı sanırım. Çünkü ben orada köyleri gördüm, onları tanıdım ve toplumda köylerin kabul görmediğini gördüm. Diğer yandan orada gören öğretmenlerin köylere biçtiği misyonu gördüm. Yani bazen avantajlı gibi görünse de ayrı okullar ve benzeri şeyler Şahin'in özetlediği gibi bir kısıt getiriyor. Senin yapabileceğin şeyleri sınırlıyor. O gün için ortaya koyan şeyleri konuyor. Ee, belki belli alanlarda süper mesela her köy okulunda bütün müzik eğitimi çok yaygındır. İşte bazı el becerileri yaygındır. Ama matematik eğitimi yok. Yani Bu daha sanki görmeyen zaten matematik yapamaz ön kabulüyle de başlayan. Ama başka teknik imkansızlıklarla da gelen bir şey. Sadece sizi belli alanlara yönlendirme. O yüzden kişilerin neyi yapıp neyi yapamayacağına karar verme noktasında da ciddi bir etki yaratıyor ee, ayrı okullar. Peki aynı okulda olsanız ne oluyor? Ee, burada da Damla'nın söylediklerini şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da yani bir tek bunu öğretmenler yapmıyor, arkadaşları yapıyor. Mesela Damla gitmiş arkadaşlarıyla sohbet etmeye çalışmış ama hemen bir görmeyen kız geliyor. Aa Emine bak senin arkadaşın burada. Direkt onun yanına oturtmaya çalışmışlar. Bunu özellikle öğretmenler varsa onlara söyleme yan yana oturtuyorlar mesela. Başka örnekler de gördüm teyze. iyi yani hemen iki, ikisi birbirinin arkada. Bunu bir tek orada yaşamıyor. Otobüse biniyorsunuz. Arkadaşım burada değil. Seni orada da yanına oturtuyorlar mesela. Öyle şeyler de oluyor. Ee, genelde nedense toplumda seni tecrit etme veya yani onları bir araya koyayım e, yaklaşım Sen kendi isteğinle bunu yapıyorsan o ayrı. Senin tabii ki bir şey lazım çünkü bir etkileşim. Ee, bir örgütsel mücadele için Engellerin de birbirini tanıması çok lazım. Bu inkar edilemez bir gerçek. Ama bunu kendi istekleriyle yapmaları gerekiyor. E, birilerini zorlamasıyla değil. Özellikle sınıflarda mesela ben şunları da gördüm, e, dinledim. Bir tane örnek vardı burada yok sunumda ama diyor ki ya öğretmen nasıl olsa bana da 5 veriyordu, ona da 5 veriyordu işte geçiyorduk ikimiz de. hani. Onun performansına bakmadan gibi e, şeylerin yaşandığı bir durum ve onların. O yüzden bu noktada çok dikkat etmek lazım. Gördüğüm kadarıyla tezimdeki örneklerde aynı sınıfta birden fazla engelli yer aldığında ön yargı daha da artıyor arkadaşlar. Azalmıyor. Çünkü onlar belli bir zona hapsediliyor ve diğer kaynaşma dediğiniz şey de olmuyor yani orada. O çok önemli. E, o kişiler sanki orada ayrı bir grup gibi kalıyorlar. Yani bu çok ciddi bir şey. Ha burada şunu da vurgulayayım. Süremi açtım mı ne kadar geçti? hazır hocam süremiz. efendim var, var süremiz. bakmadım saati de ee, yani burada farklılıkların bir arada yaşaması temelinde bunu görmemiz lazım ben kişisel olarak entegrasyon kavramını doğru bulmuyorum kim kime entegre oluyor yani hani kim normal de öbürü anormal ona entegre oluyor veya inkolu oluyor kapsanıyor falan ee, farklılıkları koruyarak bir arada yaşamı temel alan çalışmalar yapmak lazım ee, bu da bizim e, tecritle mücadele ile ilgili e, noktamızdı. Erişilebilirlikle ilgili arkadaşlar zaten erişilebilirliğin ne olduğunu e, gayet ortaya koyduk. Bu da sosyal modelin e, noktasından bakmamız lazım. Engellenmişliktir aslında. Hatta ben e, biraz önceki sunumda Dikmen hocaya soracaktım ama hani o ne düşünüyor bu konuda veya bu alanda okuyan arkadaşlar. E iki kavram yapılır. People with disability var. Bir de disabled people var. E, birbirinden farklı. Bence biz burada daha çok people with disability kullanıyoruz yani engelli hani. Ama benim kör olmam doğrudan beni engelli yapmıyor aslında. O yüzden hani disabled daha yani engellenmiş kavramı bana daha doğru gelir Türkçe'ye çevirdiğimizde. Yani çünkü engelli dediğim zaman ben kendimi ben görmediğim için doğal olarak engelli olmuş oluyorum. Halbuki Hani sosyal model açısından bakarsak beni engelleyen bir şeyler olduğu için ben engelli oluyorum. Kör olduğum için değil ya da e, sakat olduğum için değil. Bu çok önemli bir bence ayrım. Yoksa a a aksi hakte de bu durum belki fiziksel insan çeşitliliğinin bir parçası olarak görmemiz lazım ileride. Veya biz bunun olması için uğraşmamız lazım. E, bunu de, erişilebilirlik aslında bu engellenmişliğin ortadan kaldırılmasının yöntemi olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Yani siz toplumdaki düzenlemeleri, eğitimdeki bariyerleri, örneğin her ders kitabı benim için erişilebilir halde olursa, o ders kitapları içerisindeki tüm resimler benim erişimime uygun olursa Hoca tahtaya yazdığı her şeyi yüksek sesle de söylerse, sınıfta işitme engelli varken arkasını dönüp konuşmak yerine onun yüzüne bakıp konuşursa, gerektiğinde işaret dili kullanırsa, sınıflar fiziksel engellilerin rahatça girebileceği ortamlar olursa, o zaman onun yaşadığı vücudundaki şey bir farklılık olarak kalır, bir engel olmaz. Aslında erişilebilirlik engelsiz yaşamın bir yöntemi. Zaten Hakan abi bununla ilgili Ape detaylı anlattı yani onunla ilgili çok şey söylememize gerek yok. Ama bir tek fiziksel erişilebilirlikten söz etmememiz gerektiğini de söyleyeyim. Özellikle biz görmeyenler açısından bak bilişimsel erişilebilirlik ciddi bir sorun. Bilgiye erişim ciddi bir sorun arkadaşlar. EBA diye bir proje yapıldı. Oradaki ders kitapları hala tam olarak erişilebilir değil. Hala görme engelliler lise ve orta orada verilen cihazları yeterince kullanamıyorlar vesaire vesaire. Ama kullandığında da mesela e, eski görüşmecilerimden Uğur'un söyledi. Ben diyor teknolojileri kullanabilseydim belki akademik hayatta devam edecektim ama biz sadece bize birileri bir şey okuyarak kasetlerden idare etmek zorunda kalıyorduk. O yüzden akademisyen olamadım diyor Uğur. Erişilebilirlik eksikliğini yaşadığı. Ama basit tedbirler ne oluyor? Bu da bir de engeller biriminin ek, olanaklarından yararlanan Yaren'in söyledikleri. Üniversiteye gelene kadar çok ciddi bir depresyon içinde ama üniversitede yaşadığı. Ona yapılan çok küçük uyarlamalar, ders, e, üniversite öncesi aranması, e, neleri nasıl yapacağının ona anlatılmasının hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor Yaren'de konuşmasında arkadaşlar. Ve son ilkemize geliyoruz. Bireysel farklılıklara saygı. Bu çok önemli çünkü embodiment diye bir yaklaşım var. Türkçesine bilmiyorum vallahi Yani var mı Türkçesi onunla? Varsa da sözlükte düzgün bulunmuyor ama şu demek. Her beden farklı yaşar. Beden aktif bir sentezleyicidir. Durumu farklı yaşar. O yüzden bir tek örgü tek bireylerin de yani her fiziksel engelli, her işitme engelli, her görme engelli aynı durumda, aynı koşullarda olsa bile bunu farklı yaşayacaktır. O yüzden Onlarla konuşmadan, onların ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadan, sadece genel geçer çözümlerle bazı şeyleri çözemezsiniz. O yüzden e, her bireyle, bu nasıl karşımıza çıkıyor? Ama senden önceki öğrenci böyle yapıyor, o e, öyle yapıyor olabilir. Yani ben de başka türlü yapıyor olabilirim. E, buna özellikle öğretmen arkadaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. E, ve e, Münir'e mesela şey anlatıyor burada. Öğretmeninin yaklaşımını anlatıyor. E, diyor ki ne diyor? Bir öğretmenimiz vardı. Müzik dersi çok önemsen bir yani ders. Ama adam işini çok ciddiye alırdı. Tahtaya notaları yazardı. Sonra bizim sıramıza gelir. O notaları bize teker teker yazdırırdı. Bu aslında ilk başı kışta özverili gibi bir davranış gibi görünse de değil. Olması gerekeni yapıyordu adam. Ben çok takdir ediyordum adamın o davranışını. Ben onunla birlikte öğrendiğim notaları hala unutmadım mesela müzik hayatımda çok yer işgal etmese de diye gidiyor. Ee, yani bunu çok tezimde çok gördüm bununla ilgili detayları. Çok küçük bireysel müdahaleler o öğrencide biraz ilgilenmeniz aslında e, birçok erişilebilirlik sorununu da ortadan kaldırabiliyor arkadaşlar. E, tekrar bu şeyleri özetleyecek olursak 5 temel ilkeyi tekrar özetleyeyim. Birincisi karar mekanizmalarının içinde yer alma. Her şeyi engelleri de sorarak yapma. İkincisi ayrımcı davranmama. Hem negatif ne de pozitif anlamda eşitlik ve ayrımcılıkla mücadeleyi bu anlamda. Kişileri tecrid etmeden bir arada eğitimi sağlama. Bunu erişilebilir biçimde yapma ve bireylerin farklılıklarına da dikkat etme olarak söyleyebilirim. Ve son, bütün bunların sonrasında da bizim erişilebilirlik sözünü ortaya koymak istiyorum. Biz bunu festivalimizde sıkça dile getireceğimiz e, bir şey. Eğer e, müsaade ederseniz bunu hep birlikte sizin de vermenizi istiyorum. Ben söylersem arkamdan tekrar eder misiniz arkadaşlar? Evet. Bir, gün, bir gün herkesle aynı anda, herkesle aynı anda. Herkesle aynı anda. erişilebilir şekilde Erişir. Her filmi izleyinceye. Her filmi izleyinceye. Her kitabı okuyuncaya. Her kitabı okuyuncaya. Her eğitim kurumuna girinceye. Her eğitim kurumuna girinceye. Üretime eşit katılınca ya. Üretime eşit katılınca. İmzalarımızı engelsiz atınca ya. İmzalarımızı engelsiz atınca. Oylarımızı tek başına verinceye. Oylarımızı tek başına verinceye. Her yazılım, donanım ve web sayfasını. Her yazılım, donanım ve web sayfasını dolu dolu kullanıncaya, Dolu dolu kullanıncaya. Her cadde, sokak ve mekanı her cadde, sokak ve mekanı özgürce gezinceye. Özgürce gezinceye. Tüm yaşamı tüm yaşamı eşit eşit erişilebilir. Erişilebilir. erişilebilir engelsiz kılıncaya dek. Engelsiz kılıncaya dek. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadele, mücadele devam etmeye devam edeceğiz. devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Tamam. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdiki konuşmacımız Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Hande sart hocamız konuşmasının başlığı Engelli Çocukların Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadelede Eğitimsel Perspektifler olacak. Hande Hoca lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji çift anadal programında tamamladı. Uzmanlık derecesini aynı üniversitenin Klinik Psikoloji alanında tamamladı. Doktorasını Pittsburgh Üniversitesi uygulama gel Uygulamalı Gelişim Psikolojisi alanında tamamlayan Hande Sert 2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve öğretmenlik öğrencilerine lisans ve yüksek lisans düzeyinde değişik dersler vermekte. Üniversitedeki Engelliler Birimi ve Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı'nın koordinatörü aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki Özürlü Öğrenciler Komisyonu'na da üyelik yapıyor hocamız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sabahtan beri siz yapıyorsunuz. ama hızlı gidersem bana tamam. şey yaparsınız. Ben konuşmamı ona göre ayarlarım. Tamam. Tekrar merhabalar. Herhalde bu oturumun Pekala. Pek Geliyor mu sesin? Tamam. Ee, son konuşmasını ben yapacağım. Ee, o yüzden herhalde bilmiyorum nasıl derleyip e, yapacağım ama Allah'tan forum var o beni e, kurtarıyor. O yüzden bir kapanış konuşması gibi de yapmayacağım. Öncelikle ben hakikaten teşekkür etmek istiyorum e, Seçbir'e. Gerçekten bizleri bir sene boyunca en iyi şekilde e, ne bileyim ekip çalışması için de e, çalışma. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Çünkü e, öğretmenlerin katılımı bence çok önemliydi. Onların bize vermiş olduğu dönütler çok önemliydi. Çünkü ee, bu sabah oturumunda e, Melisa bahsetti nasıl bir süreç e, izlediklerini. O yüzden sadece akademik ortamda bizim ne düşündüklerimiz değil aynı zamanda sahada olan öğretmenler ve rehber danışmanların da bizler dönüklerini aldık. O yüzden ben çok e, değerli e, buluyorum yapılan e, katkıları. E, umarım e, bunun devamı da e, gelecektir. İnanıyorum ben en azından. Ve eğitim politiktir, bunu söylüyorum. Ben ilk bunu duyduğum zaman, yani epey oldu duyalı, nasıl işte biz eğitimi politize etmememiz gerekir gibi düşünürken Michael Apple vardır, Wisconsin Üniversitesi'nde eğitim politikalarının bir hocası. Çok etkileyici bir konuşma yapmıştı. Michael Apple'ın kitaplarını da biz çevirdik. Ee, o yüzden yani kendisi de öğretmenlikten e, gelen bir akademisyen, sağda yaşadığı deneyimler ve olası olan eşitsizlikler üzerine epeyce bir çalışma yapmıştı. Şimdi ben bugün engelli çocukların hakları, eğitim ortamlarında ayrımcılık, biraz e, insan hak temelli olarak e, bazı bulguları e, paylaşmak istiyorum. E, aslında biz bu e, Sunum, daha doğrusu ilk bizim seç kapsamında öğretmenlerle bir araya geldiğimizde ben aynı zamanda UNICEF ve eğitim reform girişiminin bir ortaklaşa olan bir çalışmasının da yürütücüsüydüm. O da şuydu, engelli çocukların acaba eğitim haklarını garanti altına e, alabiliyor muyuz e, konusu hep e, vardı. O yüzden biz aslında biraz... ...aralarda İstanbul ve Diyarbakır'da yapmış olduğumuz nitel bir araştırmaydı bu ama... ...nicel çalışmaları da sonrasında herhalde bir e, altyapıda hazırlamıştır. Orada hem öğretmenlerle, hem rehber danışmanlarla, hem e, velilerle, hem de çocuklarla... ...aynı zamanda STK'da çalışan yönetici kurucularla ve e, devlette bulunan ve... E, bir şekilde bu e, politikaları da etkileyen kişilerle de görüşmeye atık. Aralarda belki onlardan da bahsederim. Sabahtan beri aslında yani hepimiz e, haklarımızı biliyoruz. E, bildiğimizi e, den yola çıkarak yasal dayanaklarımızı da biliyoruz. Bu kısma da girmeyeceğim. Zaten sabahki oturumlarda hukuki boyuttan e, bahsettik. Genelde eğitim politikalarında şöyle bir yol izlenmesi lazım. İlk önce uygularsınız. Uyguladığınız şeyin dönütünü politikaya dönüştürürsünüz. Fakat bizde mekanizma Tam tersi işlemekte. Önce biz bütün yasaları çıkartıyoruz. Ondan sonra mevzuatı göre hayatı belki şekillendirmeye çalışıyoruz. Demin Hakan'ın belki bahsettiği gibi. O yüzden aslında Türkiye'deki politika eğitim bağlamında da baktığınız zaman burada izlemiş olduğumuz tamamiyle önce yasal, Süreç başlıyor, ondan sonra uygulama örnekleri oluşuyor. O yüzden de aslında engellilikle ilgili eğitim bağlamında da düşündüğümüzde hızlı değişimler oluyor. Ve ben hep bunu da söylüyorum. O yüzden okullarda çalışanlar gerçekten o kadar esnekler ki bu kadar kısa değişimlere de ayak uydurabiliyorlar. Yani 4 artı 4 sadece temel eğitim değil, özel eğitim alanında da. ...gerçekten ciddi açıklar e, vermiştir. Herhalde bunu da zaman zaman e, okullarda çalışanlar... ...ya da okul dışında eğitim bağlamında çalışanlar da fark etmiştir. Yasal dayanaklara e, girmeyeceğim. Zaten e, İdil Hocam bunlardan bahsetmişti. Biz Türkiye olarak bunların hepsine imza atmış durumdayız. E, ve e, uluslararası boyutta da, ulusal boyutta da hakkımızı arayabiliriz. E, Türkiye'de e, değişik mevzuatlar var. Bence 2005 yılındaki eski adı özürler kanunu bence dönüm noktasıdır hataları vardır ama en azından bir kanun bulunmaktadır. Zaman içinde de bu kanunun revize ettiğini ama oradaki ibarelere ne yazık ki yine gündelik hayatımızda, pratiğimizde bir türlü dönüşüme dönüşmedi yani dönüşümü yaratamadığını da görebiliyoruz. İşte bu demin de 7 senelik sürenin sürekli uzayacağı gibi. Şimdi ayrımcılığın da tekrar tanımına girmeyeceğim ama değişik ortamlarda zaten hep bunu diyoruz. Eğer benim yararlandığım haktan başka birisi yararlanamıyorsa o kişi ayrımcılığa uğruyordur. Benim eğitim ortamında edinmiş olduğum hak, erişim işte fiziksel erişim olabilir, eğitim erişimi ya da bilgi erişimi olabilir. Yararlanamıyorsam ben ayrımcılığa uğruyorum. O yüzden tanım bellidir ve e, bu bağlamda da bunun mikro düzeyde ve makro düzeyde de ayrılmıcık bağlamında örneklerini görebiliyoruz. Şimdi e, bir gerçek var, e, gerekli kanunlarımız var ama hala Türkiye'de biz dışlanma, topluma tam katılım sağlaması ve eğitim hakkında erişimde ciddi problemler yaşıyoruz. Aksini iddia eden varsa, parmak kaldırırsa... ...en azından konuşmak isterim... ...çünkü hakikaten belki benim göremediğim... ...başka bir şeylere... E, ...görülmüştür ve ben onu yakalayamamış olabilirim... ...akademisyen olarak... ...hep şu söylem var hepimiz eşitiz... ...böyle bir şey yok... ...hepimiz farklıyız... ...ama e, tüm insanların... ...eşit haklara sahip olduğu gerçeğiyle karşı karşı. O yüzden hepimiz farklıyız ama eşit haklara sahibiz. Ben o yüzden hep bu söylemle karşı karşıya, hepimiz eşitiz söylemiyle çok duymaya başladım. Bunu duyduğum zaman da bazı değişiklikler yapıyorum. Çünkü farklılık aslında zenginliktir, eksiklik değildir. Engin şeyden bahsetti, bir terminolojinin kullanılması. Yani orada iki terminolojiden bahsetti. İşte engeli olan bireyler mi yoksa engellenmiş mi anlamında... Şimdi yeni e, tartışmalar devam ediyor. Bu kapitalist sistemin ve özellikle neoliberal e, politikaların da yansımasıyla. Biz artık mesela ben kendimi demin bahsettim nöro gelişimsel bozukluklar konusunda uzman. Artık nöro gelişimsel bozukluk kelimesini bile ben kullanmıyorum. Nöro çeşitlilik diliyorum. Çünkü hepimiz de, o mekanizma çeşitli. Şimdi mesela otizm örneğinde alacak olursak otizm olan bireyler diye bahsediyoruz ama otistiklerle konuş onlar otistik olduklarını söylüyorlar çünkü hakikaten orada bir engellenmiş var. Eğer ben sistem içinde girişken bir kişi bekliyorsam eğer çünkü sistem onu istiyor. istihdamda da bunu bekliyoruz. O zaman öyle birisi değilseniz siz zaten o işe giremiyorsunuz. Ama belki öyle bir dönem olacak ki otistik bireylerin yapmış olduklarına ihtiyaç olacak. O yüzden o dönemsel e, olgulara da bakmak lazım. Peki Bizlerin kültür ve medeniyetimiz nasıl oluşmuş? Bizlerin farklı bireylerin sayesinde oluştu ve bunların bir parçası olmak hepimizin hakkıdır. Bu da kaynaştırmanın temelidir. Şimdi e, kaynaştırmada yaşanan sorunlar diye e, ilk öğretim aslında okul öncesinden başlayan bir süreç. Eğitim kademelerine e, doğru gideceğim. Şimdi şöyle bir söylem de oluşuyor. Türkiye'de kaynaştırma yoluyla eğitim başarısız olmuştur. Ben diyorum ki yani başarısız olabilmesi için o kadar çok şey yaptık ki. O yüzden bunun faturasını şu an bu uygulamaya çıkartmak da yanlıştır. Bir kere kaynaştırma yoluyla eğitimi biz ne olduğunu anlayabildik mi? İkincisi seçenekler bağlamında bakıyorsunuz. Özel eğitim sınıfları eskiden bu özel alt sınıflarda zaten bence söylem olarak ne ifade ettiğini anlıyorsunuz. Biz e, yaptığımız görüşmelerde şunu gördük. Anne diyor ki... Ben çocuğumun diyor özel eğitim sınıfına gitmesini tercih ederim diyor. Çünkü orada 5 kişiyle eğitim görüyor diyor. Ama 30 kişilik bir sınıfta kaynaştırmalaya versen bu çocuğu öğretmen onu fark etmeyecek. Demin Engin'in de dediği gibi iki tane belki aynı engel grubunda yan yana tutturacak ve arkalarda olacak. Ya da en öne oturtturacak ya da tek başına oturtturacak. Yani biz fiziksel kaynaştırmayı sadece belirli aşamada başarabildik. Ama bunun iyi örnekleri var. Bizim Sultanbeyli'de bir öğretmen işte e, kaynaştırma yoluyla eğitimle ilgili bir çalışmamızda ben bunu e, bundan bir buçuk sene önce e, 500 tane öğretmene yani İstanbul'da devlet okullarındaki öğretmene gösterdiğim zaman yaptığımız çalışma. Aa dedi bunu siz kesin paralı okullarda yapmışsınız dedi. Hayır dedim 60 kişilik sınıfta bu öğretmenimiz bunu yapabiliyor. O yüzden öğretmenlerimiz çok güzel şeyler de yapabiliyor. Bunları daha görünür kılabilmek eğer politikayı etkileyebileceksek. O yüzden seçeneklere baktığınız zaman kaynaştırma yoluyla eğitim çok seçenek gibi görünüyor. Çünkü dediğim gibi koşullar o kadar kötü ki. Ben hatta bunu birkaç yerde de söyledim. Kaynaştırma iyi bir şeydir diyorum ama hiçbir faydasını göremedim. Belki de ben çok inanıyorum kaynaşma ama bir bir şekilde beyin gelişimiyle bağlantısını kurup anlatmaya çalıştım. Şimdi bizim okuldan da anladığımız sadece akademik gelişim. Aslında okulları biz sosyal gelişim ve duygusal gelişim için de şekillendirmemiz gerekiyor. Eğer siz sadece akademik gelişim için okulu düşünüyorsanız ve bizim sistemimiz, sınav sistemi ve sadece başarıya ve performansa odaklı olduğunu düşünürsek, o yüzden aslında öyle bir sistem kurgulamışız ki gelişimi belki de çok iyi anlayamamışız. Hele ki ben hep şey diyorum, üniversite öğrencisinin beyin gelişimi işte 22 yaşlarında tamamlıyorsa hala hazırda bir, bir şekilde bir değişim yapabilebiliyorum çünkü beyin esnektir. E, o bağlamda erken e, müdahaleler çok önemlidir. Okul öncesi eğitim çok önemlidir ama biz şu an Türkiye'de e, engelli öğrencilere okul öncesi zorunludur. Türkiye'de şu an 13 tane özel eğitim müfredatına göre okul öncesi sınıf var. 13 tane. Şimdi zorunlu diyorsunuz ama kurgulamış olduğunuz sistemde ona bir şekilde ortam hazırlamamış oluyorsunuz. Ha biz Türkiye'de 4 artı 4'ü beklerken okul öncesinin zorunlu olur diye tahmin ediyorduk olmadı. Ama şimdi biliyorsunuz belki buradan kurtarız. 2030 Birleşmiş Milletler'in şeyleri açıklandı. Sürdürülebilirlikle ilgili hedefleri okul öncesi hep biz eğitimle ilgili düşünüyorduk. Şu an okul öncesi eğitimin zorunlu olması aslında bir ülkenin sürdürülebilirliği için önemlidir dendi. 2030'a kadar bunu yapılması. Şimdi bu tabii ki sevindirici. Çünkü aslında engellilik, engellerin eğitim hakkı dediğiniz zaman aslında ben hep temel eğitime gönderme yapıyorum. O yüzden biraz temel eğitimle de özel eğitimin ilişkisine bakmakta fayda var. Aslında bizim özel eğitimde yaşamış olduğumuz sorunlar ...temel eğitimde yaşamış olduğumuz sorunların bir göstergesidir. Şimdi o bağlamda baktığınız zaman gelişim sadece akademik gelişim değildir... ...sosyal ve duygusal gelişimi de kapsaması gerekiyorsa... ...okul ortamları aslında çocukların birbiriyle olup... ...birbiriyle öğrenebilecek için en mükemmel ortamlardır. Ama eğitim ortamları aynı zamanda sosyal ortamların da bir yansımasıdır eğitimde kaynaştırılabilir olması için önce biz sosyal kaynaştırmayı, içerlemeyi Türkiye'de halletmiş olmamız lazım. Hızım iyi mi? Tamam. Yavaş konuşmaya başlayınca bu sefer ben ne diyeceğim? O <laughs> kadar alışmışım ki hızlı kalın. Tamam. Ee, hak temelli yaklaşım sorunlarla e, ilgili olarak nasıl baktınız? Burada biraz acımadan, e, hayırseverlikten e, bahsedildi. Bunlar önemli. Teşhis ve tanıya dayalı bir sistem. Ee, Dikmen hocam e, sosyal modeli anlatırken, e, da, da bayın başında da tıbbi modele de hep gönderme yaptık. Şu an Türkiye'deki sistem tamamıyla eğitimde medikalleşmiştir. Ve şu an bütün sistem teşhis ve tanıya odaklanmıştır. Bu ne demektir? Eğer sizin bir teşhisiniz, tanınız yoksa hiçbir eğitim imkanından faydalanamıyorsunuz. İstihdama da geldiğin zaman diyelim siz o ölçüte göre ne menemse işte nasıl desem yüzde 38 engelliyseniz siz 40 olmadığınız için engelli kotasından giremiyorsunuz. Ondan sonra çalışan size diyor ki sağlıklı olduğuna dair rapor getir. Şimdi öğretmen olmak için bile aramızda öğretmen arkadaşlar var ben çünkü tanıdık yüzler görüyorum diyor ki her koşulda çalışabilir ya. Komando mu arıyoruz? Öğretmen arıyoruz. Yani o bağlamda ya da e, düşündüğünüz zaman zaten istenen belge, o sağlık belgesinin bence tekrardan gözden geçirilmesi lazım. Ama teşhis ve tanı çok önemli ve şunu gerçekle karşı karşıyayız. Hele hocam biraz bekleyelim, tanı yansın tekrar gelsin. E, ben diyorum ki erken müdahale çok önemli beyin gelişimi için bir ay bile önemliyken biz altın çağlarını kaçırıyoruz çünkü beyin esnek ne kadar önce müdahale edersek o kadar o çocuk o eğitimden faydalanabilecek. Özel eğitim ve temel eğitim ilişkisine de deyinin bu şekilde anlaşılmış olması. Açıkçası herhalde eğitim fakültesinin öğretim üyesi olarak ben eğitim bilimlerinin öğretim üyesiyim ama rehberlik ve psikolojik danışman programının asıl öğretim üyesiyim. Yani Türkiye'de okul psikolojik danışmanı yetiştiren programlardan birinde hocayım. Bir de şunu yapıyorum, eğitim fakültesinin diğer bölümlere, öğretmenlik bölümlerine de pedagogik formasyon dersini veren hocalardan bir tanesiyim. Ve ben şunu düşündüm, bunu o yüzden rahatça söyleyebilirim. Hakikaten eğitim fakültelerine dönüp bakmamız gerekiyor. Biz o donanımda öğretmenimizi yetiştirmezken kaynaştırmak nasıl öyle bir beklentiye girebiliriz? O yüzden öğretmen mi yetiştiriyoruz, tekniker mi yetiştiriyoruz kısmına da ben altını çizmek istiyorum. Öğretmenlik çok zor bir meslek, hiç kolay değil. Değişken bir meslek ama biz hizmet içi eğitim kadar ön hizmet, hizmet öncesi eğitime de tekrar dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu karşılaştığımız ya da kaynaştırmanın bir şekilde başarısız olmasının altında yeten sözde başarısız ben çünkü hala inancımı kaybetmedim. Peki ne yapabiliriz? Biraz sorunlara yönelik öneriler üzerinden ben gideceğim. Terminoloji Şimdi kaynaştırma e, yoluyla eğitim nedir? Acaba biz kaynaştırmayı e, gerçekten anlayabildik mi? E, 2005 yılında e, Mitchell'ın bir sözü var. Kaynaştırma yoluyla eğitim bir ülkedeki eğitim, sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlamların birbiriyle olan ilişkisinin yansımasıdır. Hocam. Beş tamam. <laughs> Kusura bakmayın. Yok <laughs> yok. Yo. Şimdi bu tanım, bu tanım böyle olunca sadece kaynaştırma yoluyla eğitimdeki sorunları eğitim penceresinden çözmeye çalışmak diğer bağlamları kaçırmamız ya da belki çözüme ulaşmamıza engel olacaktır. Beyin gelişiminden bahsettim. Çünkü ben erken müdahaleye inanıyorum. Okul öncesi çocuklardan bahsediyoruz. Çocuklardaki durumdan bahsediyoruz. O yüzden beyin gelişmekte. Çevresel şartlar oldukça önemli ki zenginleştirilmiş ortamların oluşmuş olması. Eğer siz çocukları, aynı engel grubundan olan çocukları sınırlandırılmış bir alana koyarsanız ve bir şekilde potansiyellerini yukarıya çekmeleri için bir ortam hazırlamazsanız daha kötüye gidecek ve akranlarıyla mukayese ettiğinizde açık gittikçe artacaktır. Üçüncü olarak hani model yaklaşımı hak temelli nasıl gidiyoruz? Tıbbi modele girmeyeceğim zaten sağlam sakat bir şekilde bir şey gibi kimya deneyi yapar gibi zaten bir kategorilere ayırmışız. İkilik sistemi var sağlıklı sağlıksız diye ve Türkiye'de zaten sistemi medikalleştiğini söyledim. Sosyal model yaklaşımından zaten Dikmen hocamız bahsetti. Ötekileştirme, olumsuz tutumlar ve sosyal e, çevrede yaratılmış e, durumların karmaşık bir şekilde e, tanımlar, e, karmaşık şekilde bir bütün olarak engellilik e, tanımıyor. O yüzden onun şeyine girmeyeceğim. Ama çocuklarla çalışırken ben bunun yeterli olmadığını gördüm. Çünkü sosyal model biraz daha yetişkin ve politik bağlamda ama bundan sosyal modelden veriyi almamız gerekiyor. O yüzden biraz insan hakları temelli, ayrımcılığa karşı ve eğitim ortamını ve çocukları da düşünürsek bir model yaklaşımından bahsedeceğim. Ee, çok azıcık bahsedeceğim. Çünkü kitapta da biyopsikososyal model yaklaşımından bahsettim. Ilgın ve Levent sizlere kabartma olarak var. Bir model var burada. Şunu, Levent elini kaldırabilirsen. Tamam. Şunu şunu burada e, birey var ve bireyi çevreleyen sistemler var. Ve bu sistemlerin hepsini içerlememiz lazım ki bir şekilde değişim yapabilelim. Biyopsikososyal modelde psikolojik etmenler ve sosyal etmenler de içerlenmiş. Beyin hala gelişmekte olduğu için de biyolojik etmenleri ben içerlemek durumundayım. Ve buna göre aslında baktığınız zaman engelli bir birey değildir, birey var ve kişi eğer engellenmişse bu toplumsal olarak olabilir, kısıtlamalar olarak olabilir. Çevresel etmenlerden dolayı olabilir. Bu çerçevede değerlendirmek lazım. Hepimiz farklıyız, hiçbirimiz eşit değiliz demiştim. O yüzden biraz bu model yaklaşımını ben Türkiye'de gel yani Boğaziçi Üniversitesi'nde hoca olduğumdan beri bahsetmeye çalışıyorum çünkü belki değişim için faydalı olabilir. Diğer bir şey evrensel tasarım ilkesi, bilgi erişebilme. Bunu da sabahtan beri aslında e, bahsettik. Sadece fiziksel olarak erişim değil, bilgiye erişimden tutun da, efendim, ders kitaplarının erişimi çok geniş bir e, konu. Ve burada da herkes için aslında tasarım ilkesinden bahsediyoruz. Eğitimde kaynaştırma ve e, e, sosyal kaynaştırmayı değindim demin. Demin Volkan hocamız da değindi ona alt ama Engin de bunu söylemişti. Demek ki hepimiz aynı paralellikte <laughs> düşünüyoruz. Bizim hakkımızda biz olmadan asla. Bireylerin katkılarını almak lazım. Ben annelerle ve çocuklarla, engelli çocuklar ve aileleriyle de görüşürken Engin de orada dediği gibi muafiyetin önü o kadar alışmış ki öğretmen ilk etaptan itibaren diyor ki ben 70 vereyim diyor. Ama diyor ben 100 istiyorum diyor. Niye 70 benim önümü kesiyorsun diyor. Halbuki çocuk çalışmaya hazır. Öğretmenle konuşuyorsun. Öğretmen diyor ki hocam diyor sınıfım 60 kişilik diyor. Bir sınıfta 8 tane kaynaştırma öğrencisi verilmiş bana diyor. Bu da mevzuata göre aykırı. O yüzden bir öğretmenin de sınıf içinde e, harikalar yaratmasını bekleyemezsiniz eğer siz yeterli alt yapıyı da e, vermezseniz. Ama ne oluyor dedim. İşte bu mevzu engellere kapak olsun diye. Türkiye'de bu galiba ders kitapları ile ilgili şeyi de koymuşsunuz görünce mutlu oldum. Bu mavi kapak olayı. Her yerde var. Ben Kars Darbağız köyüne gittim. En Kars'ın en ucu yani şeysinde. Orada bile pet şişeler oyulmuş. Mavi kapaklar toplanıyor. Ben ilk bunu gördüğüm zaman 2000 işte onda Boğaz için asmışlar. Ben o sırada e, bir sene görevli olarak yurt dışındaydım. Dedim ki ha dedim. Mavi kapak engellere kapak olsun ve mavi kapak toplayarak insanlar engellere yardım ettiğini düşünüyor. Bu zihniyeti de değiştirmemiz gerekiyor. Ya da sözler veriyoruz. İşte bir tane görselim var burada, ee, tekerlekli sandalyede bir öğrenci okula girmeye çalışıyor ama okulun kapısında merdivenler var ve vinçle çocuğu içeriye sokmaya çalışıyorlar ee, şeyde karikatürde. Asansör yapacaklarına söz vermişler. Hep bir sözler veriyoruz, değişecek diye. O yüzden şöyle bir şey, çok kültürlük gerçeği var. O yüzden ben engelliye biraz o çok kültürlük çerçevesinde bakıyorum ve ben aslında bu toplantı galiba çoğunluk öğretmenler ve okul psikolojik danışmanları mı bilmiyorum ama hep öyle diye düşünmüştüm. Kendi öğrencime, psikolojik danışmanlık öğrencilerine şey diyorum. Aslında biz danışmanlığı tanıyoruz, önleyicisiniz ama aynı zamanda siz bu ülkede savunuculuk da yapmak zorundasınız. Aynısını öğretmen adaylarına da diyorum. Bizim böyle bir sorumluluğumuz var. Bu ayrımcılıkla mücadele etmek için savunuculuk görevi de. O yüzden mesela şimdi bu rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı diye bir alan vardı Çok medikal bir alan çünkü rehabilitasyon kelimesini kullandığı için şeyi biz vurgulamaya çalışıyoruz kaynaştırma yoluyla çok öğrenci girmeye baş, yani olduğu için okullarda aslında psikolojik danışmanların da yapacakları şeyler de değişmeye başladı o alanı da açmamız gerekiyor ayrımcılık her yerde ben pozitif ayrımcılığa da e, karşıyım bu e, bir görsel var bir anelden anne e, ben barbar mıyım diye belki hatırlıyorsunuz ama onun şeyisinde afişler şöyleydi bakmadan göremezsin Görmeden bilemezsin. En üst hani düzeyde bile e, ayrımcılığı ben e, görebiliyorum diyorum ve teşekkür ediyorum. İyi. Teşekkür ederiz.